Devin Köprüsü'nü geçip prensesi kurtardıktan sonra prensesi babasına götürüyorsunuz. Kral kızını kurtardığınız için çok seviniyor ve sizin şerefinize bir davet vermeye karar veriyor. Ama davet konusunda aklına takılan bir şey oluyor. Kaç tane cupcake ısmarlaması gerektiğini bulmak istiyor. Cupcake ve kral. Peki. Herkes için yeteri kadar cupcake olsun ama cupcake artıp ziyan olmasın istiyor. Kral israfı sevmiyor. Krallığındaki yetişkinler her zaman aynı sayıda kapkek yer. Krallığında yaşayan çocuklar da her zaman aynı sayıda kapkek yer ama bir yetişkinin kaç tane kapkek yediğini ve bir çocuğun kaç tane kapkek yediğini bilmiyorum. Bunu bulmam lazım diyor. Önceden devin sorusunu kolayca çözdüğünüz için matematik konusunda kendinize son derece güveniyorsunuz. Güveniniz sonsuz. Krala bu soruyu çözmek için yardım etmeyi öneriyorsunuz. Hem kahramansınız hem de iyi derecede matematik biliyorsunuz. Şahane bir kombinasyon. Kesinlikle iyi bir damat adayısınız. Krala bana hangi bilgileri verebilirsiniz diye soruyorsunuz. Bana hangi bilgileri verebilirsiniz? Kral son verdiğimiz partide 500 yetişkin ve 200 çocuk vardı. Yetişkinler ve çocuklar toplam 2.900 tane kapkek yediler diyor. Diyorsunuz ki bu çok ilginç ama bana biraz daha bilgi vermelisiniz. Mesela daha önceki partide neler olmuştu diye soruyorum. Kral sondan bir önceki partide, daha önceki partide 500 yetişkin, 300 tane de çocuk vardı. 500 yetişkin ve 300 çocuğun olduğu partide toplam 3100 tane cupcake yenmişti diyor. Cebir bilginizi kullanarak bu soruyu kolayca çözebileceğinizi hissediyorsunuz. Düşünelim, neleri bulmamız gerekiyor? Bir yetişkinin kaç tane cupcake yediğini bulmalıyız. Cupcake'leri biliyorsunuz değil mi? Bu ufak kapların içinde olan tek kişilik kekler. Ve ayrıca bir çocuğun kaç tane cupcake yediğini de bulmalıyız. Bu iki şeyi bulacağız. Bunları bulduğumuzda sizin şerefinize düzenlenecek olan partiye gelen yetişkin ve çocuk sayısına göre gerekecek cupcake sayısını tam olarak bulabiliriz. Şimdi kralın bize anlattıklarına cebir bilgimizi kullanarak yazalım. Buradaki terimler için kısaltmaları belirlemekle başlayalım. Diyelim ki A, bir yetişkinin yediği ortalama cupcake sayısını gösteriyor olsun. C de bir çocuğun yediği ortalama cupcake sayısını ifade etsin. Kralın bize söylediklerini A ve C'yi kullanarak yazmayı deneyelim. Önce ifadeye bakalım. Bunu nasıl yazabiliriz? Bu partide kaç yetişkin vardı? 500. Bu yetişkinlerin her birisi ortalama kaç cupcake yedi? A tane. A kadar. Yetişkinlerin yediği toplam cupcake sayısını 500 çarpı A olarak yazabiliriz. Peki partideki çocuklar toplam kaç tane cupcake yediler? Aynı şekilde yazabiliriz. 200 çocuk vardı. Çocukların her birisi ortalama C tane cupcake yedi. Çocukların yediği toplam cupcake sayısını 200 çarpı c olarak yazabiliriz. Partide yenen toplam cupcake sayısı ne kadardı? Yetişkinlerin yediği cupcake sayısı artı çocukların yediği cupcake sayısı eşittir 2900. Şimdi aynı şekilde mavi renkte yazılmış olan bilgiyi de cebir bilgimizi kullanarak tekrar yazalım. Yetişkinler toplam kaç tane cupcake yedi? 500 yetişkin vardı. Her birisi a tane kapkek yedi. Yetişkinler toplam 500 çarpı a tane kapkek yedi. Çocuklar için ne diyebiliriz? 300 tane çocuk vardı. Çocukların her birisi c tane kapkek yedi. Çocuklar toplam 300 çarpı c tane kapkek yemiş. Yetişkinlerin yediği tüm kapkekleri ve çocukların yediği tüm kapkekleri toplarsak 3100 kapkek. Bir önceki davette toplam 3100 tane cupcake yenmiş. İlginç. İki denklemimiz var, iki denklemden oluşan bir denklemler sistemimiz var ve iki tane bilinmeyen var. Daha önce devin sorusunu çözerken edindiğiniz tecrübeden bunu da kolayca çözebileceğinizi düşünüyorsunuz. Mesela daha önceki gibi grafik çizerek çözebilirsiniz ama bunu farklı bir şekilde de çözebileceğinizi düşünüyorsunuz. Bunu nasıl çözebileceğinizi biraz düşünün. Umarım düşündünüz, şimdi beraber devam edelim. İlk denklemi aşağıya yazayım. 500a artı 200c eşittir 2900. Buradaki 500a'dan kurtulursak iyi olur diyorsunuz. Buradan 500a çıkarıyorsunuz. Eşitliğin bozulmaması için eğer sol taraftan 500a çıkarıyorsak, sağ taraftan da 500a çıkarmalıyız. Ama bunu yaparsak çözüme pek bir faydası olmayacak. Eşitliğin sol tarafındaki 500a'dan kurtulacaksınız ama eksi 500a sağ tarafa geçecek. Yine iki bilinmeyenli bir denklem olacak. Peki eğer eşitliğin sol tarafından hem 500a hem de 300c çıkarsam ne olur diye düşünebilirsiniz. Bunu deneyelim. Eşitliğin sol tarafından hem 500a'yı hem de 300c'yi çıkaralım. Düzeltiyorum, eşitliğin sol tarafından 500a ve 300c çıkarıyoruz. Eşitliğin bozulmaması için sağ taraftan da aynı değeri çıkarmalıyız, değil mi? Eşitliğin sağ tarafından da 500a ve 300c çıkarabilirim. Veya 500a artı 300c'nin 3100'e eşit olduğunu zaten biliyorum. Bu sebeple eşitliğin sağ tarafından 3100 çıkarabilirim. Buraya bir daha yazalım eksi 500 a, eksi 300 c eşittir eksi parantezinde 500 a artı 300 c ve 500 a artı 300 c'nin 3100'e eşit olduğunu biliyoruz. Yani bunun yerine 3100 yazabiliriz. Eksi 500 a eksi 300 c eşittir eksi 3100 kralın bize verdiği ikinci bilgi buydu. Yani eşitliğin sağ tarafından 500a ve 300c'yi çıkarmak yerine 3100'ü çıkarabiliriz. Dikkat ederseniz ikinci denklemi birinci denklemden çıkarıyoruz. Peki bunu yaptığımızda neler olur birlikte bakalım. Sol tarafta 500a eksi 500a sadeleşti. 200c eksi 300c bu eksi 100c eder. Eşitliğin sağ tarafında ise 2900 eksi 3100 eksi 200 eder. Ve şimdi tek bilinmeyenli bir denklem haline geldi. Bunu nasıl çözebileceğimizi biliyoruz. Her iki tarafı eksi 100'e bölebiliriz. Bunlar sadeleşir. Sağ taraf artı 2 olur. Yani c artı 2 eşittir. İki bilinmeyenden bir tanesini bulduk. Her çocuk ortalama iki tane cupcake yiyor. C eşittir 2. A'nın değerini nasıl bulabiliriz? C eşittir 2 bilgisini bu iki denklemden herhangi birinde yerine koyup A'nın değerinin ne olduğunu kolayca bulabiliriz. Turuncu denklemi kullanalım. 500A artı 200C c'nin 2 olduğunu biliyoruz. Buraya 200 çarpı 2 yazabiliriz. Eşittir 2900. Tek bilinmeyenli bir denklem oldu. Şimdi a'nın değerini bulabiliriz. 500 a artı 200 çarpı 2 400 eder. Eşittir 2900. Eşitliğin her iki tarafından 400 çıkaralım. Bunlar sadeleşir eşitliğin sol tarafında 500a kalır, eşitliğin sağ tarafı ise 2500 olur. Çok heyecanlı kralın sorusunu cevaplamak üzereyiz. Her iki tarafı 500'e bölelim. 500'ler sadeleşti. 2500 bölü 500 de 5'e eşittir. Yani a eşittir 5. Kralın sorusunu cevaplamayı başardık. Her yetişkin ortalama 5 tane cupcake yiyor, her çocuksa ortalama 2 tane cupcake yiyor. Davete gelecek yetişkin ve çocuk sayısına göre kral kaç tane cupcake ısmarlaması gerektiğini artık tam olarak hesaplayabilir. Şahane!